Arkadaşlar sıcak yer rüzgarları biliyoruz. Tanımlarını da yaptık. Nelerde etkilidir ve özellikleri nelerdir onları da biliyoruz. Şimdi soğuk genel rüzgarların neler olduğundan bir bahsedelim. Mistral ilk soğuk rüzgarımız Fransa'dan Akdeniz'e doğru esen şiddetli ve soğuk rüzgarlardır. Adı üstünde zaten soğuk etki yaratacaklar onu unutmamak lazım. Bora Adria denizinden Dalmatça kıyılarına esen çok hızlı ve yine soğuk rüzgarlardır. Kruvetsler Romanya'da etkili olan sıcaklığı 10 ile 15 santigrat derece düşüren rüzgarlardır. Etezyan ise Ege Denizi'nde yazın kuzeyden esen rüzgarlarımız öğleden sonra yön değiştiren bu rüzgarlar böylece Imbat adını da almıştır. Ege'de genel olarak zaten bu rüzgarlara Imbat rüzgarları da denilebilmekte. Bunu da unutmayalım de sen yerel rüzgarlar alt başlığımız bu yine önemli ve karşımıza sıkça soru çıkartacak konu başlıklarından bir tanesi. Ben burada bir Türkiye haritası verdim. Türkiye haritasında Türkiye'nin yerel rüzgarlarını bizden yerleştirmemizi isterse bunu hem örnek hem konu başlığı gibi düşünebiliriz. Şimdi ilk başta şöyle bir şey yapacağım. Bakın kuzeybatıdan, kuzeyden ve kuzeydoğudan Yine aynı şekilde güneydoğudan, güneyden ve güneybatıdan okları yerleştirdik. Şimdi bu rüzgarların neler olduğunu isterse bizden hemen şöyle bir kodlamamız var. Kayıp, sakal. Yani diyoruz ki karayel, Yıldız, Poyraz, Samyeli, Kıble ve Lodos Türkiye'yi etkileyen yerel rüzgarlar. Hangi karakterler nereye gelmeli? Şimdi onları yerleştirelim. Bakın buradaki yel, Burada hemen sırayla yıldız. Burada esen hemen Poyraz. Hemen altına geçiyorum. Elimi kaydırmadan bu tarafa değil bu tarafa geçiyorum. Sam yeli. Diğer adı nedir derse keşişleme rüzgarı diyebiliriz. Buraya kıble ve buraya da lodos rüzgarını yerleştiriyorum. O zaman Türkiye'yi etkisi altında tutan yerel rüzgarlarım deyince kayıp sakal. Bunlar da karayel, yıldız, poyraz soğuk etkide bulunan. Çünkü neden? Kuzey Yarımkürenin kuzeyinden geliyor. Aşağıdakiler ise aşağıdan yani güneyden geldiği için etkileri sıcak olan rüzgarlardır. Kayıp ifadesi soğuk rüzgarları, sakal ifadesi ise sıcak rüzgarları verecek biz arkadaşlar Türkiye ye etkilen yerel rüzgarlarda. Onları şimdi bir açalım. Karayel kuzeybatıdan esecek, Balkanların soğuk havasını ülkemize kadar taşıyacak. Yıldız Kuzeyden esecek yağmur ve karla karışık fırtınalar neden olacak. Poyrazımız ise kuzeydoğudan gelecek rüzgarımız. Kış Poyrazı kuru soğuk getirirken yaz Poyrazı serinlik getirerek tarım üzerinde olumlu etkilerde bulunacak. Bunu da unutmayalım. Sıcak yerel rüzgarlarımız. Onları da sıralamıştık. Sakal dediğimiz kısım sıcak yerel rüzgarları bize verecek. Lodos. Güneybatı'dan esecek, sıcak ve nemli olacak. Akdeniz ve Ege kıyılarına yağış bırakırken İç Anadolu'da kar erimelerine sebep olup Ege ve Marmara kıyılarında deniz trafiğini aksatacaklar. Kıble güneyden eser, Akdeniz kıyılarında etkili olurlar. Torosların güney yamaçlarına yağış bırakırlar. Samiri diğer adı neydi? Keçişleme. Güneydoğu'dan esecek, sıcak ve kuru özellikteki rüzgarlar buharlaşmayı artırıcı etkide bulunacak rüzgarlardır.